Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain Evet sahabe mevzu ilgili dersimize inşallah devam ediyoruz cemaatimize yeni iştirak edenler var böyle konunun ortasından bazen çünkü giriyor devamlı takip olmayınca onun için her deste bir, bir iki dakikalık bir hülasayla sebebi hikmetini anlatma mecburiyetinde kalıyoruz. Ehli dalalet hem maddi hem de manevi yani fikri olarak memleketimize zarar verme, istikbalimizi engelleme, iç kargaşaya kuvvet verme adına her türlü malzemeyi kullanıyorlar. Yani sadece maddi cihetle değil, terörle değil, fikri alanda da işit gibi, PKK gibi diğer terör örgütlerine zemin hazırlama adına bunlar da üstüne düşen misyonu vazifelerini yerine getirmeye çalışıyorlar. Zaten fikri altyapı olmadığı müddetçe fiiliyat onun üzerine bina edilmez. Yani bugün Yahudiler bu zulmü niye yapıyorlar? Çünkü muharrif Tevrat'ta hep yanlış meseleler var. Tevrat'ı bozmuşlar. Tevrat'ı tahrif etmişler. Zenginlere göre ayrı kaydı ve kurallar getirmişler. Fakirlere göre, miskinlere göre ayrı vazifeler ve kurallar koymuşlar. Bir Yahudinin inancına göre dünyadaki bütün servet, mal, mülk ne varsa onların yitik malıdır. Bunu yapmak için her türlü meseleye el atmak, her iş yapmak, her türlü işi yapmak mübahtır. Sevaba girerler. Çocukların katliamlarından tutun. Bütün fuhuş mekanizmalarına kadar ne kadar melun, rezil şeyler varsa bunları muharref tevratlarında haklarıdır. Yapmazlarsa mesul olurlar. Bu inanç, bu fiilin temelidir. Bu işlerin temelidir. Bankalar onlardadır. Medyalar onlardadır. Silah fabrikaları onlardadır. Enerji santralları onlardadır. Çünkü dünya onlarındır, onların mantığına göre. Dünyadaki bütün nimetler, bütün servetler onların hakkıdır. Diğer milletlere bunların intikali gasp edilmiştir gasp edilmiş mallarını almak için her türlü malzeme onlar için cihattır. Bu sakat inanç bunları bu acımasız, böyle zalim, böyle lanetli hale getiriyor. İkincisi, bütün insanlar kim olursa olsun, hangi ırka mensup olursa olsun, Yahudilerin köleleridir. Onların kullanacakları, kullanacakları yaratıklardır. Böyle kabul ederler. Afedersi hayvan mertebesinde görürler. Burada hiç vicdanlarının sesini dinlemezler. Bu inancı önce kabul ederler. Bu hukuk Yahudiler arasında tamim edilir, kabullenilir. Fiil onun üzerine bina edilir. Bütün sakat inançlarda temelde bu düşünce vardır. İslamiyet'te de doğru düşünce, doğru fikir, doğru iman, doğru ahlak, Doğru fazilet bizim efalimize, ahvalimize tesir eder. Biz ise adaletle, merhametle, şefkatle insanlar arasında varlığımızı devam edirip ettirip sürdürme mecburiyetindeyiz. Biz de buna inanıyoruz çünkü. İnanç farklılığı iki ayrı bakın mensubu ne hale getiriyor düşününüz. Onun bir benzeri de İranlılarda mevcuttur. Onların düşünce ve inançlarına göre haklarını, hukuklarını takip etmekte aldatmak fazilettir. Buna takiye diyorlar. Nereye bağlıyorlar bu işi? Peygamber Efendimiz'den sonra aleyhissalatu vesselam hak İmam Ali'nindi. Diğer halifeler İmam Ali'yi kabul etmediler haşa yerine geçtiler. Hak onundu. Demekle hem Hazreti Ali'ye tenkiz ediyorlar. Noksaniyetle itham ediyorlar. Hak onun olacak da Allah'ın aslanı ümmenine layık olan kerremallahu veçe değil mi? Hakkını aramayacak. Haşa zulmün karşısında boyun bükecek. Hem onu tenkit ediyorlar hem de buradan kendilerine bir pay çıkararak biz de zora geldiğimiz zaman çok rahat yalan söyleyip, aldatıp, sahtekarlık yapıp kendimizi korursak bu bir fazilettir. Bu mizaçta onların fikir ve düşüncelerini bozmuş bir insanlığın başının belası Yahudiler, diğeri Müslümanların başının belası İraniler, Farisiler. İçinde temizler olabilir. Yahudilerden de dönmeli olarak biz onları hariç tutarak konuşuyoruz. Şia mezhebini, Şia mesleğini kabul edip de inancı böyle olan Farisiler. Sakat Tevrat'a inanıp da insanlığa zulmeden Yahudilerin fiiliyatlarının temelinde bu anlayışlar mevcuttur. Bu sebepten dolayı bir Müslüman, ecdadımız istese de zulmedemez. Niye? Onu dini yasaklar. Onu örfü yasaklar. Onu devleti yasaklar. Bir, biz, biz bir azınla dinen zulmedemeyiz. Hatta bizim inancımızı onun hakkı daha önemlidir. Ahirette becaiş yok. Müslümandan alacağın var. Huzur ilahide hakkı helal et seni cennete koyayım diyecek cenab -ı. Helal etti mi girecek? E Hristiyan'ın cenneti yok ki. Neyi helal edip de kurtaracak? onu mutlaka dünyada helalını almadan gitmemek lazım. bizim İslamiyet'in elmi, emri, talimatı bu. Dinimizin. İki, devletimiz İslam devlet olduğundan dolayı kanunlar itibariyle zulmedemez, etmemiştir. Millet, örf ve gelenek de İslamiyet'le ne malandığından dolayı örfende zulüm mümkün değildir. Bu iş sebepten dolayı bir Müslüman diğer ehli kitapla beraber aynı sokakta, aynı apartmanda veya diyelim aynı alanda, aynı mekanda, aynı ticaret alanda yaşamışlardır. Yani. Evet. Şimdi işte bu yanlış telakki ve düşüncelerin uzantıları ülkemize kadar da geliyor. ülkemize kadar da geliyor. Bazı e, yanlışlar ekranlarda millete intikal ettiriliyor. Maalesef diyanetin gücü burada biraz zayıf kalıyor. Birinci derecede onun mücadele etmesi icap ederken iş herkese terettip ediyor. Ehli sünnet ve cemaat itikadını muhafaza eden camialar, cemaatler, gruplar, tarikat meşrep insanlar dikkatli uyanık olacaklar. Yani kendi cemaatlerine ve camiasına bu aşıyı, bu şuuru verecekler ki bu yanlış isnadatlardan millet yara alıp da itikadına ve muamelatına zarar vermez. Çünkü rahmani yaklaşıyorlar. Düşünce ve niyetini baştan söylese kim sonları dinlemeyecek. Bizden görünerek muhabbet alanı oluşturarak, hürmet alanı oluşturarak bizle bizi vuruyorlar. Tarihen de böyle olmuştur. El anda öyle oluyor. Bu konuşanların bazıları dese ki ben Vahhabiyim. Vahhabi meşrep adamı. Orada okumuşum. Oranın suyundan içmişim. Ekmeğinden yemişim. Onun gibi düşünüyorum. Ekrana bir adam bulamazsınız seyretmeye. Biri dese ki ben Şia'yım. İran'da yetiştim. Kum şehrinde yetiştim. Orada terbiye gördüm. Bir kişi onu dinlemez. Ama bizden görünerek bizi vurmaları dürüstlük olmadığı gibi bizim en zayıf noktamızdır. Bir hadis-i şerif var. Heleken nas illel alimun ve helekel alimun illel amilun ve helekel amilun illel muhlisun vel muhlisun ala khatarin azim. İnsanlar helak olurlar, oldular, alimler kurtulur. İlim de kifayet etmez. İlim erbabı da helak olabilir. En büyük alim şeytandı. İblisti. Gitti bak guru ve naniyetten gitti. İlmiyle amel edenler kurtulur. Amelde de riya olabilir. Amel de bizi kurtarmaz. Helekel amilun. illel muhlisun. İhlaslılar ancak. Yani amaç ve gayesi Allah'ın rızası kabul edenler. Bir hizmetten dolayı maddi ve manevi menfaat beklemeyenler. Ancak onlar kurtulur. Helak yok. Onlar içinde imtihan ağır. Hatalar çok. Hatarlar başından eksik olmaz. Neden? İhlaslı insan zaten ihlaslı diyoruz. mi niye? İşte ihlaslı adamın bir eksiği noksanı var ki bir zayıf noktası var. Herkesi kendi gibi zanneder. Ha bizim zannettiğimiz gibi. Hoca deriz, mürşit deriz, alim deriz, şeyh deriz. Tarih boyu onlar iltifatla alaka bizi baskı altına alır. Bu baskı altına alınan düşünceden dolayı Samimi bir Müslüman onu da samimi kabul eder. Hatar azime düşer, mahvelor gider. Zayıf noktası olur. Ne olacak? Uyanık olacak. Üstad zamanın dehşetini bildiğinden dolayı buyuruyor. Çok silik söz var ticarette geziyor. Hiçbir müfsit ben müfsidim demez. Sureti haktan görünür. Hiçbir müfsit, müfsit ne demek? Bozan, karıştıran, ben hüfsidim diye meydana çıkmaz. Süre taktan görünür. Aldatır. Çok silik söz var ticarette geziyor. Mihenge vurmadan almayın. Hatta benim sözümü dahi ben söylediğim için tamamını kabul etmeyin. Belki ben de müfsidim. Öyle diyor. Belki ben de bilmeden sizi ipsat ediyorum. Benim yazdıklarım hayalinizin elinde kalsın. Aklın terazisine vurun altın çıktıysa kalpte saklayın. Bunu demekle üstad bize bir mesaj veriyor. Herkes doğru görünerek eğri yapar. Eğri görünse kaybeder. Şeytan bizim karşımıza iblis olarak mı çıkıyor? Merdane çıkıyor mu? Namert olarak çıkıyor. Sağdan, soldan, ahbaptan, değil mi? Dosttan, Allah Allah. O ekibi de öyle çıkıyor. Onlara öğretmiş. En zayıf noktalarından, hürmet edilen alanlardan gelin. Alimlerimizi bozmuşlar, idarecilerimizi bozmuşlar, maddi ve manevi bizi ne yapmışlar? Osmanlı'nın sonunda diz çöktürmüşler. İki noktadan girmişler. Tarihimize vurmuşlar. Bir, dinimize vurmuşlar, lisanımıza vurmuşlar. Bu üç bacağı yıktılar. Bir millet de, bir devlet de bu iş ayakla ayakta kalabilir. Ama bunlar geri geliyor inşallah. Dini uyanış şaha kalkmak üzere. Evet. O lisan değişikliğinden dolayı ecnen bir, bir nesil meydana getirme sözü gitti. Bu Türkiye'den böyle bir nesle Avrupa şaşırıyor. Geliyor. İkincisi de tarih. Maziyi çok iyi bilmemiz lazım. Maziyi ne kadar derinlemesine bilirsek İstikbali o kadar emniyet altına alırız. Cenab-ı Hak bu anlamda gayret edenlerden eylesin. Bizi aldananlardan eylemesin. Müslüman hikmetli olacak. Sırf samimiyet ihlas yetmez. Uyanık olacak. Sözün nerede terbiye edildiğini, hangi amaçla kendini intikal ettirildiğini bilecek ki perdenin arkasına varmadan onun mutfağını görmeden söze itibar etmemesi lazım. Evet. İşte sahabelere de vurdukları için. Dinin hameleleri ve taşıyıcıları Cenab-ı Hak onları hususi manada yetiştirmiş. Peygamberin rahli tedisinden geçmiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Din onların omuzundan tabiine, tebe-i intikal edecek. Burada çürük adam olmaz. Şahsi kusurlar ayrı. İslamiyet ve inanç açısından çürük bir tane sahabe yoktur. Ashab-ı itiraz olur. En hayırlı asır benim asrımdır ha. İtiraz, hadistir bunlar. Üstad şimdi sahabe mevzunu 27. sözde işliyor. Biz bir parçasını takip edip okuyacağız. Bu sebepten de bir mukaddeme yaptık. Çünkü yeni gelen kardeşlerimiz nereden çıktı bu konu demesin. Ta ki maziyle irtibatını sağlayarak dersimize devam edelim. Evet bir zaman kalbime geldi. Niçin Muhittin Arabi gibi harika zatlar? Bak şimdi bu zata da itiraz ediyorlar. Üstad ne diyor? Harika zatlar diyor. Vahdetül vücut meşref ve mesleğini açan ve kendisi yalnız giden, arkasından kimsenin gelmesine müsaade etmeyen, ona mahsus özel bir yol olduğundan dolayı yasağı koymuş, fakat taklit edenler arkasından gitmeye çalışınca hatalar yapmış. Bu Hz. Muhittin'in hatası değil, onu taklit eden zavallıların yanlışıdır. Ticarette de böyle değil mi? Adam en zengin adamı nazara alıyor, 10 liralık gücü varken 1000 liralık yükün altına giriyor. Niye? Ben de zengin olacağım. Bu taklittir. İflas ediyor. Sadece dinde değil ki bu. Her yerde öyle. Köyü idare etmekten aciz, bir devlet adamı olsam hayırlısıyla diyor. Bir çay ocağında oturun şöyle bir 10 dakika kulak verin. Üç şeyin cahili yoktur. Tababet, siyaset, diyanet. Üçünün cahilini görme. Herkes burada konuşur. Herkes ilim sahibi. Herkes fetva veriyor. Din adına bir şeyler söylüyor. Niye? Cahili yok ya. Allah Allah. Siyaset. Ben bir başbakan olsam abi diyor. Sen önce evin ekmeğini götür. O çocuğun acından ölüyor. Allah Allah. Üçüncüsü de tababet. Hasta olmaya göre herkes bir ilaç tavsiyesinde mutlaka bulunur. Hastan iflahını sökerler. Öyle sana faydalı mı? o da öbür adama faydalı mı? İşte taklit her zaman zarardır. Muhittin Arabi Hazretleri buyuruyor ki Tahrımı mütalatül kütübün alamen leyse minna Benim makamıma gelmeyen kitaplarım okumasın haramdır. Yalnız gitmiş, izini de kaybetmiş. İz bırakmamış ki gidiyorsun. El yordamıyla onun gibi yapmaya çalışıyor. Bu taklittir. Yolda kalırsın, boğulursun. Çünkü bazı meslekler şahıslara özeldir. Bazı insanlar hususi yetiştirilmiştir. Üstadımız velayeti üçe ayırır. Bir velayeti kübra, sahabe mesleğidir. İşte onu okuyoruz. Ona uzatmayalım, gireceğiz. İkincisi velayeti vusta. Orta velayettir, özel şahısların velayetidir. O şahıslar hususi terbiye edilir, onlar gibi kimse olamaz. Onun gibi olmaya kalkanlar haddini aşarlar. Bir de velayeti suğra vardır ki bizim bildiğimiz normal tasavvuf, normal tarikat, normal velayet yol. Herkes orada gidebilir. Abdülkadir Geylani Hazretleri velayeti ustadadır. Hususi adamdır, bir tanedir. İkinci Abdülkadir Geylani olmaz. Ama mirit binlercedir. Halife binlercedir. Şehirler binlercedir. Onlar çalışmayla olunacak makamlardır. Ama adam ben Abdülkadir Geylani olmaya niyet ettim dedim mi o taklittir. Haddini aşmaktır. Özel şahısların velayetidir. Kimse İmam-ı Rabbani olamaz. İmam-ı Rabbani yaratılır. Özel donanımlıdır. Hususi manada iltifata vazifeye masalır. İşte Muhyiddin Arabi Hazretleri de bu anlamda bir insandır. Ki arkadan gelmeyi yasaklamış. Bir kişi gitmeye gayret göstermiş. Hallacı Mansur. O da şeriat kılıncıyla idam edilmiş. Sözleri çok garip. Muhitner abi hazretlerinin. Dünyeviler anlamıyor. Hatta bir rivayet var. Şimdi bunları kayda alıyorlar arkadaşlar. Bu alanlara nasip olmayan, giremeyenler bunlara itiraz ediyorlar işte. Münker nekir men rabbüke demiş. Ona mesleğil öyle bir cevap vermiş ki, zahiren şirk kokuyor. Bak şimdi. Davranmışlar ki müdahale edeler kayıptan bir ses. Okuluma dokunmayın. Onun sözünü dünyadakiler dahi anlamadı. Öyle bir insan. Üstad harika zatlar diyor bak. Dünyaviler ana biz anlayamazsınız. İnsan anlayamaz, melek hiç anlamaz. İnsanlar eşref-i mahlukat üzere yaratılmış. Melekler bizden aşağıdır. O noktada. Böyle Cenab-ı Hakk'ın çok özel, hususi iltifat ettiği kullar vardı. Bu sadece inananlarda değil. İnanmayanlarda da vardır. Mesela Arşimet, özel adamdır. Newton, özel adamdır. Sayın gitsin. Bak bir iş yaptırmış Allah onlara, vazife yapmış, gitmiş. Var mı emsalleri? Yok. Bu insanlığın maddi ve manevi tali ve terakkisi için bazı insanın hususi manada vazifelendirilip her bir ilmin bir duayeni bir tohum atıcısı, çekirdek dikicisi olacak. Normal insanlar gelip bunları geliştirecekler. Tohum atmak normal adamın işi değildir. Khususi bir görevdir. Evet. Bir zaman kalbime geldi. Niçin bu İddin Arabi gibi harika zatlar sahabelere yetişemiyorlar? En büyük veli ne kadar keyfiyetli ve önemli olursa olsun, değerli olursa olsun sahabelik noktasında bakın. En küçüğünün tırnağından geçemez. Sahabelik makam açısından söylüyoruz. Çünkü üstadımız bir kaide getiriyor. Cüz'i fazilette mercuh racihe tereccüh eder. Külli fazilet sahabelerindir. Sahabelerindir. Çünkü niye? Saf ve evveldirler. Saffa onlara sebil, sebebi kel fail sırrınca bütün ümmetin işte hasenat, füyüzat, kemalat, ibadat hep onların mizanlarına girer. Geçmek mümkün değildir. Her yaptığın hayırlı işin bir misli nereye gidiyor? Sahabeye gidiyor. Nasıl geçeceksin bunu? Bakınız. İkincisi, ikincisi güneşin kendisinden bizzat istifade etmişler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünya gözüyle, iman niyetiyle bizzat görmüşler. Bir Müslüman rüyasında binlerce defa görse aynı değer ve kalitede olamaz. Rüya alemiyle Peygamber Efendimizin görünmesi Aleyhisselatü Vesselam velayet noktayı nazarındandır. Bizzat o asırda yaşayıp sahabe olarak görmek bizzat o uyanık aleminde özel bir tecellidir ki rüya alemi bunun kenarından geçemez. Rahmetli Kırgıncı Hocam çok güzel bir örneği vardır bu hususta. Bunu çok söylüyor hafızamızda kalsın. Şimdikiler yani sahabelerle affedersin aşık atmaya kalkıyorlar. Hadlerini bilecekler. Onlar kim? Bunlar kim? Rüyada binlerce defa dahi görse, hatta yaka zaten görse, ya eden de Resulullah Efendimiz Aleyhisselam görenler var. Yine sahabenin dünya gözüyle görmesinin ayarında olamaz. Vefatından sonra nübüvvet mesleği bittiği için velayet noktayı nazarından hakimiyet sürüyor. Velayetle Risaletin farkını Ustad burada anlatacak. Fakat biz o misalle bu meseleyi çok daha kolay anlayabiliriz. O da şudur. Aç bir adama sorsanız, aç bir adama Rüyada kebap mı ısmarlayayım sana uyanıkken peynir ekmek mi yersin? Deseniz neyi tercih eder? Niye kebap daha iyi? Hayır hayır rüyada karnın doymaz ki. Uyanıkken bir lokma ekmek kebaptan daha hayırlıdır. Uyanıkken bir dolar mı? Uykuda bin dolar mı hayırlı? Aynen bunu çarp binlerce milyonlarla. Resul-i Kibriye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünya gözüyle, iman nazarıyla bir defa görmek, insanı öyle manevi makamları yani nasip ediyor ki, rüyada binlerce gören insan o seviyeye yetişemiyor. Bu bir kaidedir. Evet. Muhittin-i Arabi gibi harika zatlar, sahabelere yetişemiyorlar. Sonra namaz içinde o fazileti cüz'iyede mercuh raciye tercih eder diyor üstadımız. Orayı geçmeyelim. Mesela bazı insanlar gelmiş sahabeden sonra çok büyük işler yapmışlar. Ne kadar büyük işler yaparaçsın o cüz'i kalıyor sahabenin külli hizmetinin yanında. Çünkü davanın bize gelmesinin birinci vesileleri olması sebebiyle o yapılan her işin bir misli onların kefeyi mizanına ki onların davaları küllileşiyor. Sevapları umumileşiyor, faziletler ha bir artıyor. Benim bu burada kendi payıma düşen bir basit meselenin bir misli onun da diyelim mizanına girdiğinden dolayı külli fazilet onlarındır. Bizimki cüz'i kalıyor. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dünyasını değiştirene kadar hemen hemen Medine'nin dışına pek çıkmamış İslamiyet. Çıksa da bilgi ve malumat olarak gitmiş çok yakın yerlere. Hazreti Ömer döneminde beş buçuk milyon kilometre kare alana gitmiş. İmam Ömer'in radıyallahu anh davasına baktı, cihat davasına Resul-i Kibriya'yı çok geçmiş. Ne kadar geçese geçsin, o geçtiği fazilette Peygamber Efendimiz'in kefe mizanına girdiğinden dolayı beş buçuk milyon kilometre kare alana götürmek cüz'i kalıyor. Resul-i Kibriya'nın külli kalıyor. Es-sebebi kel-fail. Onun payı var, hakkı var. Bu anlamadır. Mesela diyelim ki bugün bazı kıraat ustaları, Kur'an-ı Kerim'i iyi okuyan dünya çapında uzmanlar var. Kur'an-ı Kerim okumakta çok sahibeye geçebilirlerdi. Geçmişlerdir de. Hepsi aynı kalitede okuyamayabilir. Hatta Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü değil mi? Abdullah İbni Mesud okuyacak ben dinleyeceğim diyor bak. Kaç tane müezzini var? İki tane. Üçüncüsünü bilen yok. Dikkat edin. İsabiler ezan okumayı haşa bilmiyor mu? Sırayla okuturdu. Rebete kordu. E yapmıyor. En iyi okuyanı tercih ediyor. Sırayla. Niye? Okumak bir sanat. Ses Allah'ın vergisidir. Ezan güzelse sadasının da güzel olması lazım. Bakın şimdi. Aynen bunun gibi. Bu zamanda bir adam Peygamber Efendimiz zamanında sahabeleri birçok konuda geçebilir. Fende geçmişiz. Tıpta geçmişiz. Vastalarda geçmişiz. Cep telefonlarında geçmişiz. Bak haberleşme. Değil mi arkadaşlar? E şimdi belki bazıların hidayete gelmesinde de ileri gidebiliriz. Bir Müslüman belki bin kişiye vesile olur. Peki bir sahibi ona vesile olamadı. Üç kişi beş kişiyle gitti. Ama o bin kişinin de sevabı onun mizana girdiğinden dolayı külli fazilet onundur. Bu cüz Yılan sürünmekte bizden öndedir. O cüz'i fazileti, cüz'i bir iştir. Sürünmekte bizden önde değil mi yılanlar? Kuşlar uçmakta bizden önde. Arı bal yapmakta bizden önde. o zaman aralık insanlıktan üstün mü? Yok ne alakası var? O bir özellikle bizden önde olması hayvanlığın insanlıktan üstün olduğunu göstermez. İnsanlık külli bir fazilettir. insan olana ait. Hatta bazı Müslümanlar vardı ki peygamberleri de geçer bu hususta. Hiç ümmet olmayan peygamber var. Yalnız başına yaşamış gitmiş. Bugün bir Müslüman gayret gösterse belki 100 kişi, 300 kişi ne yapabilir? Hidayetine vesile olabilir. Bak bunda o peygamberden öndedir. Ama o azatın, o cihat ruhundan dolayı cüz'i fazilette önde olması o Müslümanın bir nebiden üstün olduğunu göstermez. bizim ilim adamlarımız bilgisayarların başında, villalarda, mercedeslerde zannediyorlar ki biz daha iyi iş yaparız. Bu yanlış bir mukayesedir. Ne kadar iş yapsan hepsinin, hepinizin payı nereye gidiyor? Sahabeye gidiyor. Geçmek ve bunu konuşmak yanlıştır. Kökten yanlıştır. Bir kere mukayese mümkün değil. Neyi konuşuyoruz biz? Sonra namaz içerisinde peki niye Muhittin Arabi gibi zatlar yetişilemiyor? Namaz içerisinde Rabbi Rabbiyel Ala, Yüce Rabbim, Ulu Allah'ım, Mukaddes Rabbim, sen noksan sıfatlardan tenzih ederim. Sen kemal sıfatlarla muttasıfsın. Derken, şu kelimenin manası inkişaf etti. Üstad bu kelimenin inkişaf ettiği manasına şöyle bir bakmış. Tam manasıyla değil, fakat bir parça hakikati göründü. Bakın şimdi biz de bu kelimeyi çok söylüyoruz. Sübhane Rabbiyel Ala. Secdede söylüyoruz. Değil mi? Beş defa diyenler, üç defa, yedi defa, kesreti sücudla, yüzlerce defa diyenler. Üstad bir, hakikatin bir parçası bana göründü diyor. E biz de söylüyoruz ama neyi görünüyor? Ne kadar görüyoruz? Ya. Benim namazım da namaz. Üstadın namazı da namaz. Sahabenin namazı da namaz. Peygamber efendim namazı da namaz. Hepimiz Fatiha'yı okurken İyyâke nâvud ve İyyâke nesta'in diyoruz. Yalnız kılan da böyle diyor. Ya Rabbi senden yardım dileriz. Ancak sana ibadet ederiz. Yalnız kılan senden yardım dilerim. Ancak sana ibadet ederim demesi lazım gelirken niye o mütekellim ma'l gayr nunla çoğul manasında bunu ifade ediyor. Cenab-ı yalnız başına yaşama, toparlan. Hiçbir şey yoksa hücrelerin adına, atomların adına, elektronların adına, azaların latifeli adına namaz kıl. Onlar bir cemaattir. İnsanda mükellef bir cemaat bulunur. Sen Allah'a ibadet yaparken yardımını çoğul, ibadete de çoğul manası verirken vücuttaki milyonlarca atomları hücreleri nazar alarak sen imam, onlar cemaat havasını Terennüm ediyor. Peki o insan bir dava adamıysa, arkasında bir dava ile ilgili bir cemaat, bir cemiyet varsa onların namına der. Üstadın farkı çıkıyor şimdi bak dikkat et. Bunu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bütün kainat namına der biz derken. Elbet bu fark var. Namazda bile, nabudu de bile, nestainde bile peygamberlerin ifadesiyle bir avamın ifadesi arasında aynı cümle, aynı kelime ama mana mertebeleri, muhtevaları, keyfiyetleri makama göre değişiyor. Şimdi Sümhan Rabbiyel Alaya Üstadımız kendi canibinden hakikatına şöyle bir bakmış. Bakın bizim bakmamızda ne kadar farkı var. Kalben dedim, keşke bir tek namaza bu kelime gibi muvaffak olsaydım. Keşke bir defa namazı, bir vakit namazı şu kelimenin bana aktardığı manevi muhtava açısından sahiplenseydim. Bir sene ibadetten daha hayırlı oldu, daha iyi olurdu bana. Çünkü insan namaz kılarken bütün zerratıyla, bütün latifeleriyle elimizi arkaya götürmek demek alemi atıyorum ya Rabbi, huzuruna çıkıyorum. Ama adam namazda memur maaşını hesap ediyor. Kadın yaşını talebe notunu. Namazın rekatları gidiyor abi. Evet o da bir namaz ama nasıl namaz? Işık var, güneş gibi ışık da var. Yonca da bitki, çınar da bitki. Yonca'nın altında dört karınca ancak gölgelenir, piknik yapar. Çınarın altında hele bir İnkaya'daki, Bursa'daki çınar ağacı oldu mu bin kişi çay içer. Onun himmetine bak, Gönca'nın himmetine bak. Adam var, adam var. Üstad av avamın hissiyatı, hevamın hissiyatı gibidir der. Yani avam dediği, yani ilgisi olmayan, miskin, cahil insan. Bir becek ne anlarsa bu dersten o kadar anlar. Ama havas oldu mu latifelerle dersi yutar ve çeker. Namazdan sonra anladım ki o hatıra ve o hal sahabelerin ibadetteki derecelerine yetişilmediğine bir irşattır. Ben bile bu hakikatin kenarından ancak bu kadar geçerken bunu turfanda yiyen dava sahibinin kendisiyle görüşen menfezleri açık latifeleri pergeri en geniş şekilde açılmış o sahabelerin bu kelimeden, bu namazdan, bu ibadetten, bu Kur'an'dan anladığı feyuzat, mane ve muhteva mümkün değil kimse yetişemez. Onu diyor. Evet. Kur'an hakimin envariyle hasıl olan o inkılap azimi içtimai de Kur'an-ı Kerim inmiş, bir infilak ve inkılap meydana gelmiş. İnsanlar bir davanın mücadelesini koymuş ortaya. Bakın şimdi, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün dinlerin geliş sebebi, bütün kitapların gönderiliş sebebi, bütün peygamberlerin altyapı hazırlayarak, bütün dünyayı ve insanlığı, Peygamber Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'e ve bu din-i mübin İslam'a ha hazırlama mantığının hakikati gerçekleşiyor. Ve buna da sahabeler muhatap oluyor. İlk rahli tedristen onlar geçiyor. Bundan istifade ve istifazesiyle 1400 sene gel sonra gelmiş. Kafası menfaatle, dünya meseleleriyle, siyasetle meşgul olan bir adam. Yarın ne yiyeceğini bugün de merak eden bir insan. Aklı fikri bununla meşgul. Ya bu Kur'an'a müracaat edecek de sahabe gibi mana çıkaracak. Valla kusura bakmasınlar. Çok ayıp ve yazık oluyor yani. Evet. Kur'an-ı Hakim'in en hasıl olan o inkılab-ı azim de ezdat birbirinden çıkıp ayrılırken öyle bir infilak, inkılab oluyor ki zıtlar birbirinden ayrılıyor sahabe döneminde. Önce karışıktı. Yumurtaları yan yana koyun. Seçmek çok zordur. Ama yumurtalar kuluçkaya girmiş. Bir grubundan yılan ve timsah çıkmış. Öbür grubun tavus kuşu ve leylek çıkmış. Bakın şimdi. Artık bunların yan gelmesi fıtrat icabı mümkün değil. Ama yumurta olarak birbirinin içerisindeydi. İslamiyet'ten evvel sahabeler neydi? Birbirine yakın standartta hayat sürüyorlardı. Yumurta birbirine benziyorlardı. Cenab-ı Hak İslamiyet onları biz şalkaladı. Kuluşkadan geçirdi. Kimisi timsah ve yılanlar gibi beşerin başının belası. onun örnek olarak Hayvanlar tahkikini söylemiyorum. Yanlış anlamayın. Diğerleri de melek gibi melikleri meydana getirecek bir davanın mümessilleri oldular. Artık o timsahla tavus yanına gelmez. Karşıdan bakan bir adam da ikisinin manevi muhtevasını çok iyi kavrar. O asır öyle bir asır. <laughs> Ezdat birbirinden çıkıp ayrılırken şerler bütün teva tevabi, şerler ne kadar teferruatı varsa tabi olan şey onlarla beraber zulümatıyla ve teferruatıyla ve hayır ve kemalet bütün envarıyla ve netayiciyle karşı karşıya gelip bir vaziyette müheyyiş bir zamanda her zikir ve tesbih bütün manasının tabakatını turfanda ve teravetli ve taze ve genç bir suretle ifade ettiği gibi. O zaman da böyle. Allah lafza celali, subhanallah, elhamdülillah, subhan rabbiyel ala, subhan rabbiyel azim. Yeni gelmiş, ter taze Manaları içinde cam gibi görünüyor. Ülfet yok. O sahabe de bunları yemiş, buradan istifade etmiş. Hem de içinde gizlediği derin manaların tam ruhlarını içirerek ve geçirerek. Bir tedrisata lüzum yok. Bizim burada 10 yılda öğrendiğimizi de Sür Kibriya ile karşıya gelip bir defa gören bir sahabe hepsini de absorbe edip emiyor. Ruhuna içirip geçiriyor tedrisat olmadan. Peygamberin Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam rahale tedrisi böyle. En bedeviyadan bir anda onu görüyor, en medeni insan oluyor. Şimdikiler bunu akla almadığından dolayı kendilerine ne benzetiyorlar meseleyi? Sahabeleri de haşa bir kademe ileri insanlar düşünüyorlar. Öyle bir şey olabilir mi? Şaşı, şaşı. O inkılab-ı azimin tarrakası altında olan insanların bütün hissiyatını ve taif-i maneviyesini uyandırmış, hatta vehim ve hayal ve sır gibi duygular hüşyar ve müteyakkız bir surette o zikir, o tesbihlerdeki mütedid manaları kendi zevklerine göre alır, emer. Sevk işi kuvvetli, şevk hissi kuvvetli. Cenab-ı Hak o sahabe-i kiramı o davay kutsiyeyi Kur'an'ı muhafaza etmek için fıtri bir sevk vermiş. Sevk veriyor. Vazifeli. O sevkin bir şevk vermiş. Seviyor. Feda ediyor kendini. Davanın ayağa kalkması için. Bütün meyveler turfanda ve temiz ve sade. Bütün manevi gıdalar içinde mevcut. Sahabeler bunu iyi bir istifade ediyor. Her bir zikri ilahinin ve tefekkürün bütün mana mertebeli onun kalp ve gönlüne sirayet edip akıyor. Zamansız ve mekansız. E şimdi tetebbuatla, iktisapla, Mürşidin derece kıymetine göre öğrenimden, eğitimden geçen bir insan nasıl ona yetişsin? Geçen derste söyledik. Adamın ateşi milangaz. Veya di adamın ateşi körük. Demir adam edecek. Bir metre uzunluğunda paslı, kirli bir demir. 15 gününü alır. Başı kızarana kadar ölse gelir, geri soğur. O demir adam etmek için, o demirci ne yapar? Ateşin şiddetine göre sana mühlet verecek. 15 gün sonra gel diyecek. Demir çelik fabrikaları demir su gibi akıyor kanallardan. Bunu 15 günde terbiye ettiği o demiri götürüp bir adam kanalın içerisine bir defa batırsa demirden ne boy, ne gurur, ne ananiyet, ne günah hiçbir şey kalmaz. Bir anda çelik olur gider. Peygamber Efendimizin aleyhissalatü, aleyhissalatü vesselam nübüvvet ateşinde, nübüvvet potasında en bedevi adam, en günahkar adam potaya girdiği an en temiz, tabi en mükemmel, en müstesna insan oluyor. Ama o işi ben ömür boyu yapamıyorum. Terbiye farkı, ateşin şiddeti, güneşe yakınlık, evet, meyveyi turfanda ve taze yemek. Bu kadar fark olsun canım. Evet. Mesela bakın çok basit bir şey daha verelim. Diyelim biz de eşyanın isimlerini biliyoruz. Her zaman gözden örnek veririz. Ben de gözlerim. Konuş desen üç cümle konuşamam. Beş dakika konuşsam yorulurum. Niye? Bilmiyorum ki. Mesleğim değil. Aynı göz ifadesini bir doktor kullansa, bir göz mütehassısı saatlerce seminer verir. Bak hocam orada. Ortodondi profesörü Muzaffer hocam. Şimdi ben de diş hakkında 3-5 üç, üç, kelam söylesem takatım kesilir. Niye? Bilgim yok yemek için, çiğnemek için insan Allah Cenab-ı Hakk'ın insan nazına koyduğu şu kadar sayısı olan bir organdır. Ama Muzaffer abi konuşmaya kapsa saatlerce seminer verir. Niye? İşin erbabı meslek sahibi. Şimdi bir Allah lafzayı celalinden, bir subhanallah'tan bir elhamdülillah'tan bir ayetten sahabenin aldığı mana bir profesörün kendi mesleği gibi bir dişte aldığı manadan daha fazla. Süratli bir eğitimle Allah'ın kula yakından inkişaf eden bir sırla gelişme ve gelişme ani ve def'i onların bu anlamda keyfiyetlerin artmasıyla bizim bu asırda solmuş, buruşmuş, salamura olmuş, aydınlığından zor istifade ettiğimiz bir meselenin istifade ve istifadesi bir mi olacak şimdi? Haddimizi bilmemiz lazım arkadaşlar. Biz nerede yaşıyoruz, onlar nasıl yaşamışlar? İşte şu hikmete binaen bütün hissiyatları uyanık. Bak bazı şeyler söyledi. Mesela sır. Biz sırın ismini biliriz. Sırın ismini biliriz. Kur'an'da da sırlar var. Sır menfezini aşmayan. Sır latifesini geliştirmeyen insanlar oradan istifade edemezler. Kapalıdır onlara o alan. Mesela elif lamin. sırlı bir ayettir. Hamim sırlı bir ayet daha bilemediğimiz çok en, kainatta, kitabı ilahide olay ve hadisat içinde öyle sırlar gizli ki bak bunlar bize kapalı ehline açıktır. Hazreti Ali radıyallahu anh evveli dünyadan kıyamete kadar kim ne istese benden sorsun. Sözüme itibar etmeyen zelil olur diyor. Çünkü niye? Allah bana sır ilmini öğretmiştir. Şimdi ilmi cifre itiraz ediyorlar. Cenab-ı Hak birilerine kaybı bildirir, onlar bilir. cenab Hakk'ın bildirmesiyle onların kafi miktarda muhataplara bildirmesi mugayyabatı hamseye girmez. Allah'ın müsaadesiyle olur Celle Celaluhu. İki ay uzaklıktaki Hz. Tömer Radyan'a kutbedeyken arkasını düşmanın çevirdiği Sariye isimli kumandanına sesleniyor. Ya Sariye, Cebel, dağa sığın. Bu sesi o komutan duyuyor dağa sığınarak kendini düşmandan koruyor. Aynı İmam Ömer müsaade etmeyince Cenab-ı Hak arkasındaki katili Firuz'u görmüyor. Bak müsaadeyle oluyor bunlar. Ya Ömer iki ay uzaktaki kumandana sesini işittirince onu kurtardığında arkandaki katili niye göremedin? Yakub Aleyhisselam'ın cevabıyla cevap veriyor. Sormuşlar Yakup Aleyhisselam'a. Ta Mısır'dan gelen gömleğin kokusunu hissettin. Yusuf'umun kokusunu alıyorum dedin. Kenan kuyusun yanından kaç defa keşinde Yusuf'u niye göremedin? Bizim halimiz şimşekler gibidir. Allah müsaade eder, uzak alanları görürüz, gösteririz. Müsaade etmez, ayağımız yunu dahi göremeyiz. Budur ya. Budur. Kaybı Allah biliyor. Hazırı da Allah biliyor. Biz hazır mı biliyoruz zannediyor kendimi? Onu Allah'ın müsaadesiyle biliyoruz. Allah bildirdi mi? Gayıpla hazırın farkı yok ki. İtikatları sarsıyorlar. Kendilerini ki bozuk, bozuk itikatlarını bozuk ağızlarıyla ümmeti Muhammed'in önüne malzeme olarak atıyorlar. Hepsinin defteri dürülecek merak etmeyin. İnşallah. cenab Hak bu dine kimseyi musallat etmez. Hikmet var bu işte. Onların bu hali bizi uyanık hale getiriyor. Mütayakkız oluyoruz. Kılıncımızı keskinliyoruz. Müsbet manada söylüyorum. Dönüp kendimize bakıyoruz. Bizde bir kusur eksiklik var mı? Veya davamı iyi bilmeliyim ki bunlara karşı ne yapmalıyım? İmmi sistemi kuvvetli oldu mu? Mikroplar fazla musallat olmazlar. Zayıf olan Müslümanları mikroplar ne yaparlar hemen? Tesir altına alırlar. Madde hastalıkları da böyledir. Manevi mikroplarda mevcuttur. İşte şu hikmete binen, bütün hissiyatları uyanık. Ve letaifleri hüşyar. Bizde kafa kulağı var. Bir de basiret var, kalbin kulağı. O alandan haberimiz yok. Değil mi arkadaşlar? Beş duygumuzda ne var? Batınileri var. Onların gittiği maddi alanları bir de manevi cepheleri var. Bir de ruhun alanı var. Ruhunda binlerce latifesi var. Göz, kulak, ağız, burun gibi. Ama onlar işletilmediğinden dolayı kapsama alanlarını bilemiyoruz. Bilgisayar olmadan hayat gene yaşanıyordu değil mi? Ya önümüze bilgisayar neler getirdi internetle. Şimdi diyor eskiden nasıl yaşarmışız biz? Yaşıyorduk. Aha sana bir alan. Beş duyguyla bu kadar yaşıyoruz. Bir de Allah bunların bize manevi alanlarını açsa yok mu? Ne bilgisayarlık işler var oralarda. Onu açanlar da müsaade edin burada yaşasınlar canım. Bir şeyler söylesinler. Biz kafa gözüyle görüyoruz. O kalp gözüyle görüyor. Kafa gözüyle adamın dışını görürüz. Elbisesini görürüz. Elbisesine göre itibar ederiz. Ağırlanır, uğurlanır diyor da. Elbiseye göre ağırlanır. Konuşmasına göre. Ama, Ama röntgen neyi görüyor? Elbiseyle iktifa etmiyor. Mad o da maddi bir ışıktır. O da maddi bir gözdür. Bak daha manevi değil. O da elbiseyi geçer, kalbin içinin fotoğrafını çeker. Ciğerlerin halinden haber verir. Ya maddidir bu ya. Bilmin icat ettiği bir şeydir yani Makinedir. Ya tomografi hücrelerin içinin fotoğrafını çeker. Bak şimdi. Tomografi cihazına giren bir adam o tomografin aklı olsa cihazın. Şuur olsa kalbinin fotoğrafını çekerken adamın kalbinden geçenden rapora yazar mı yazmaz mı? Hasta acaba kaç şerayla benim fotoğrafımı çekiyor? Ne kadar masraf bak o kalbinden geçer. Acaba şifa bulacak. Bunu da rapora yazar. Şuur olmadan dolayı çekiyor yazamıyor. Basiret böyle işte. Hem çekiyor hem de yazıyor. Onun için dedi alemin yanında dilini ve yanında kalbinizi muhafaza ediniz. Gözünden baktı mı kalbin içini görür. E ben göremiyorum. E sen kafa gözüyle görüyorsun. Bir de adamın neyi var? Tomografik bakışı var. Tomografik bakış olan bir adam kaderin hikmetini anlar. Allah'ın muradını bilir olayların içerisinde. Avam gibi azze düşmez. Yelkenleri indirmez. İleriye bakar. Ümitsiz olmaz. Üstad i̇şte öyle. Neden dünya herkese terakki dünyası olsun da Bizim için mi tedenni dünyası olsun diyor. Ne zaman? Osmanlı'nın son dönemi ya. Herkes batmış yemin beter. Kıyamet gelecek diye kaçan kaçana. Oturan bir üstad var. O zaman. Zahiren bakıyoruz. Tahir Paşa konağında. Değil mi? Neden herkese terakki dünya? Bizim için tedenni dünyası olsun. Ey mezarı mütarik medbahtlar çekilin. Medar sizi bek mezar sizi, bek mezar sizi bekliyor. Bu dava sizinle olmayacaktı Sizden sonraki nesille olacaktı. Biz o nesiliz. Biz o nesiliz inşallah. Evet. Letaifi işyar, hissiyatlar uyanık olan sahabeler envari imaniye ve tesbihiyeyi cami olan kelimat-ı mübareki dedikleri vakit kelimenin bütün manasıyla söyler ve bütün letaifiyle hisse alırlardı. Bak Bütün manasıyla söylüyor. Biz bir ayette zahir manayı anlıyoruz. Bu ayetin diğer insanlara, diğer meslek sahiplerine bir destonu okuyalım. Bakın şaşıracaksınız. Sadece maddi olarak fen açısından gelişmiş insanla ayette öyle veçeleri var ki ilimde tetebbuatı olmayan insan oralardan mahrum kalır. Mesela. Avam. Cenab-ı Hak varlığının bilin delil ve burhanlarını sayarken ve elsinetikum ve elvanikum. Lisanlarının ve renklerin farklılığı diyor. Niye? Avam önce bunları kolay anlar. Farklılıkların hikmetini anlatırken Cenab-ı Hak çoğunluk müşşid, müşşid nazarında ekal eksere tabidir. Avam çoğundur. Çoğunluktur. Yüzde altmış 70 avamdır. Avamın anlayışına uygun bir misal olacak ki dava hakkıyla tahakkuk etsin. Avam da zahiren farklılıkların önce neyini görüyor? Renklerin farklılığı bak. Arap ayrı, Kürt ayrı, Türk ayrı. Bir de lisan. Sima farklılığı. Lisan farklılığı. Tamam. Bunların hikmeti var. Faydası var. Peki havas da öyle bakarsa. Sen bu ayetten ne anlıyorsun? Anotemi uzmanı. Vallahi ben de gibi anlıyoruz. Aha bak renkler farklı, lisanlar. Yazıklar olsun. Sen git ileriye. Saçlar da farklı. Parmak izleri de farklı. Böbrekler de farklı. Huylar da farklı. Sevgiler de, korkular da, her şey farklı. E bu ne zaman belli oldu? İlim ilerledi de belli oldu. Ayetten avamın aldığı ayrı, ilmin iktisabıyla aldığı manalar. E bir de bunu manevi cephesine bakın. Mürşitlerin, meşayıkların, ulamaların, sahabelerin aldığı manalar. Kim bunlara yetişebilir ya? O zaman bir müfessir, bu zamanın bir müfessir daha ilmin anladığını anlayamıyor bir jeoloji uzmanının Kur'an-ı Kerim'e bakıp da anladığını anlamayan bir müfessir. Nereden efendime söyleyeyim sahabenin anladığıyla yarışacak ki mümkün mü? O sahabenin anlayışı hem ilmi maddi ve manevi ilmin tamamının hakikatları ruhuna işilmiş ve geçirilmiş. Böyle bir dinin hamelesi grup bunlarla yarışmak haddini aşmak anlamına gelir. Kırılmış elle dövüşmek diyorsan elin daha fazla Kırılmasına sebebiyet verir. Halbuki o infilak ve inkılaptan sonra sahabelerden sonra ne oldu? Git gide letaif uykuya latifeler uyudu. Uyanık olan latifeler uyumaya başladı. Havas o kayıt noktasında gaflete düşüp dünyadaki geçim derdi yani menfaat derdi maişet şu bu meseleler hissiyatlarda ne yaptı? O yöne yönlendirdi. Törpülendi. Gaflete düşüp o kelimat-ı mübareke meyveler gibi gitgide ülfet perdesiyle letafetini ve teravetini kaybeder. O zaman tertaze dikkat çekiyordu. İnsanların gafleti, latifelerinin uyuması ve diyelim hissiyatlarının gaflete düşmesiyle ne oldu? Aynı meyve ama tam lezzet alamıyor. Nezle olan bir adamı Antep baklavacısına götür yedir bakayım. Baklava yerine ne yediğini anlar. Niye? Dilde arıza var. Mizan gitmiş. Yiyor ama tatlının tadını nezle adam. Ha şimdi gafletten dolayı, cehaletten dolayı. Değil mi? Veya diyelim ki derdi maaşetten dolayı. Yanlış işlere meşguliyetten dolayı latifeler, hissiyatlar ne olmuş? Nezle olmuş. O anlayış hastalıkla Kur'an-ı Kerim'e bakıyor bir şeyler çıkarıyor. Doğru mu yanlış mı? Neyse kabul ediyor. E bunu latifeler uyanık, hissiyatları gafletten çıkmış, keskin kılıç gibi olan sahabelerin Kur'an-ı Kerim vakıf istifadesiyle bizimki bir mi olacak şimdi? <laughs> Adeta satelik havasıyla kuruyor gibi az bir yaşlılık kalıyor ki kuvvetli tefekkürü bir ameliyatla ancak evvelki hali iade edebilir. Her yüz sene bir müceddit göndermekle Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim o asla bakan veçesinin rutubetini yaş mertebesine çıkartmış latifeleri, ve hissiyatları biraz böyle cilalandırmış ki Kur'an'ın o sabakan ve insanlar tarafından istifade ve istifade edilsin de değil mi? İtikatlarını, faziletlerini muhafaza etsinler. Ne kadar mücedditler dahi gelse yine bunlar sahabenin istifade ve istifade makamına çıkartamazlar. İşte bundandır ki 40 dakikada bir sahabenin kazandığı fazilete bak 40 dakikada ve makama 40 günde hatta 40 senede başkası ancak yetişebilir.